Hemen ona Nobel ödülü verirlerdi. Bunu bir bilgisayar yaptı. Bunu bir yapay zeka, bilgisayarcılar yaptı. Şu adamcağız mahvolmuş vaziyette masaya yığılmış olan dünya Go şampiyonu. Eskiden bilgisayarların çok başarılı olamadığı bir oyun. Artık insanlardan çok daha iyi oynuyoruz. Artık hiçbir insanın satrançta, Go'da bu tip oyunlarda makinaları yenme şansı yok. İnsanların ötesine geçmiş durumda birçok açıdan bu teknoloji. Bu gördüğünüz insanlar yok. Böyle insanlar yok. Bu fotoğrafları duymuşsunuzdur. Şimdiki adı Stable Diffusion olan bir teknikle bilgisayar uyduruyor. Bilgisayar bildiği insan resimlerinden ha demek insan resmi insan yüzü böyle oluyormuş diyerek uyduruyor. Böyle artık generative denilen üretim yapan bir hayal edip onu ortaya koyan bilgisayar teknolojileri geliyor. Bunu duymuşsunuzdur. Başta gösterdiğim kitaplarımdan birinin kapak resmini filan da bunlara yaptırdık. Çünkü biz yazarlar olarak resim yapmayı bilmiyoruz. Ama artık siz metin olarak tarifini verdiğiniz herhangi bir resmi bir dakikanın içinde bilgisayara yaptırabiliyorsunuz. Ata binen bir astronot resmi. Pat bir dakika sonra karşınızda. İşte laboratuvarda deney yapan iki tane oyuncak ayı resmi çiz. Canınız ne isterse. Artık yazı yazmak kadar kolaylaştı resmi yapmak. Kızgın bir çorba kasesi resmi çiz. Ne isterseniz. Bunların yaratacağı işte bir takım insanların işleri elden gidecek bir tipi soruların farkındayım. Zaten İktisat Kongresi'nde işte gelecek yüzyılda bunlar olacak deme namına bunları söylüyorum. ChatGPT diye bir şeyi duymuşsunuzdur. Daha birkaç gün önce onun en son sürümü çıktı GPT-4 adında. Hücre kimyası hakkında kısa bir kompozisyon yaz dedim ona. 10 saniye içinde yazdı. İnternette gördüğüm bir haber sitesindeki bir haberin ilk 3 paragrafını girdim. İşte bir hayvanat bahçesinde artık canlı fil değil robot fil kullanacaklarmış hayvanlara yazık olmasın diye. Ve başka hiçbir şey demedim. Hemen arkasına bu konunun ne kadar iyi olduğunu filan anlatan gayet hani bir politikacıya yorumunu sorarlar bir konuda da hemencecik Süleyman Demirel'in her konuda bir saat konuşabilirdi ya. Onun gibi bu yeteneğe sahip bir program. Siz ona ne derseniz onu anlamlı şekilde cevaplayabiliyor. En sevdiğim bilim kurgu televizyon dizisi heyecanlı bir yerde bitmişti ve yeni bölümleri çekilmiyor. Bunun o bölümden sonraki bölümü ne olabilir diye sordum. Hemen bana sonraki bölüm şöyle şöyle olur diye onun hikayesini yazdım. Bilgisayar programcıları dünyayı ele geçiriyor demeyin. Bilgisayar programlama işini de artık bu çok hızlı öyle bir saniye içinde yapabiliyoruz. İşte şunu şunu yapan bir bilgisayar programı yaz dedim. Ve cevap olarak bana hemen o programı yazmakla kalmadı. Aynı zamanda işte bakın bu program şöyle şöyle yapmaktadır. Bu satırı bu işi yapıyor. Ayrıca bakın çalıştırırsanız da ekranda böyle bir manzara görürsünüz diye bir öğretmen edasıyla bana anlattı. Neden? Çünkü bu konuda çok fazla materyal zaten internette var ve o bunların hepsini okuyup bu kelimeler arasındaki gidişin ritmini öğrenmiş. Bilgisayar hocaları, teorisyenleri de işleri güvende değil diyebiliriz. Çünkü bu birkaç ay önce Nature dergisinin kapağında çıkan bir buluş. Matris çarpımı diye bazılarımızın üniversiteden hatırladığı bir matematiksel işlem vardır. Onun da 40 yıllık bir algoritması vardır. Onun daha verimli olanını bulmuş. Yani algoritmanın kendisini keşfetmiş. Çünkü algoritmanın kendisine de tıpkı satranç için ya da Go için hamleler arasında hangi hamle öbür hamleden daha iyi aramayı becerdiği gibi hangi işte 30 satırlık algoritma diğerlerinden daha iyi acaba diye arayabilecek şekilde o problemi ona tarif etmişler. Onu da becermiş. Ben işte yapay zeka hakkında kitaplarım falan olduğu için genellikle yapay zeka şu sektörü nasıl değiştirecek, yapay zeka bu konuda ne gibi değişikliklere yol açacak gibi sorulara muhatap olduğum toplantılara falan bazen katılıyorum. Mesela 2 sene önce katıldığım bir eğitimde neleri değiştirecek konulu toplantıda bu slaytı kullanmışım.
bu üç tane kitabı okumuşum. İşte orada da anlatıyor işte şöyle olacak, böyle olacak, işte hoca orada konuşacak, 100 tane öğrenci internet üstünden dinleyecek falan filan, neyse. Bunların hepsi eskide kaldı. Çünkü bu ChatGPT o zamanlar yoktu. Bu kitapların hiçbirinde ChatGPT'den bir kelime bile bahsedilmiyor. Birkaç ay itibariyle her şey tekrardan değişti. Artık hiçbir öğretmen öğrenciye sen bu konuyu incele, ondan sonra bir ödev yaz evde. Ben gelince o ödevi kontrol edeyim diyemeyecek. Çünkü o ödevi ChatGPT bir saniye içinde yazıyor. Ve bedava. Sınavlar da öyle. Bir sürü duymuşsunuzdur. Amerikan işte baro giriş sınavını filan. Başvuran insanların %80'inden daha iyi cevaplıyor filan gibi bir durumla karşıyayız. Bu sadece bir sektör. Temel olarak özellikle de bu üretici, metin üretici sistemler, yazı üretiyor musunuz mesleğinizde? Mesleğinizde bir konuda bir şeyler yazmanız gerekiyor mu? Ya da programlama. İşte onların hepsi. Bütün sektörler bundan etkilenecek, bütün iş kolları A'dan Z'ye. Bunun farkında olanlar, bundan haberi olanlar ve olmayan insanlar arasında ciddi bir kırılım olacak. Haberimiz olsun. Şimdi bu gibi bizim teknolojideki son gelişmelerden bahsettiğimiz konuşmalarda peki ama Türkiye bir olayın neresinde? Biz treni kaçırdık mı? İşte bunu Amerikalılar yapıyor. Biz ne durumdayız gibi sorulara muhatap oluyoruz. Dedim ya Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü. Bu işte ülkenin çok çok yüksek puanlı, çok başarılı gençlerinden bazıları bizim okula geliyor. Birkaç öğrencimden, benim şahsen öğrencim olan bir tanesiyle başlayacağım. Boğaziçi mezunlarından bahsedeyim. Genel olarak bizim hocalarımızın ve öğrencilerimizin bu işin neresinde olduğuna ya da bundan bir ne getirip ne götürdüğüne dair bir fikir verebilir. Nevzat benim öğrencimdi. Birkaç sene hep sınıfta kaldı. Gelmiyordu çünkü derse. Meğerse şirket kuruyormuş. Neyse sonunda gelip çok şey bir düşük bir notla geçti. Sonra şirketini 600 milyon dolara satmış. Peak, oyun şirketleri gerçekten çok iyi. Yani bu şirketlerin özelliği şu, yani bu işte Etibank'ın satılması gibi bir şey değil. Bunun satılması iyi bir şey. Çünkü sıfırdan zaten son 3 yıl içinde o genç onu kurmuş oluyor ve ondan sonra yoktan var ettiği bu zenginliği hop diye dolar olarak dolara çevirmiş, yine onu Türkiye'ye getirmiş oluyor. Getir 1,2 milyar dolara bir başka yabancı şirketi almış. Şimdi değerlemesi 10 milyar dolara yükselmiş. Bunların hepsi Boğaziçi mezunu ve genel olarak bizim Türkiye'de bilgisayar öğrenen, hani roket bilimi değil, bir de bunu öğrenmek de aslında öğretmek de kolay, ucuz bir şey. İnsanlar, dünya çapında araştırma yapan hocalarımız da var. Öte yandan, yani Türkiye'nin bir de öbür tarafı var biliyorsunuz. Facebook 2004'te kurulmuş, 2004'ün Şubat ayı yanılmıyorsam kurulmuş bir şirket. Şu anda dünyanın işte biliyorsunuz. Amerikan seçimlerinin kaderini değiştiren dünyanın en büyük şirketi. Bir sürü teknoloji bunun başının altından çıkıyor filan. Ekşi Sözlük ondan 5 sene önce kurulmuş. Ve de bunların çalışma şeylerini düşünürseniz, mantıklarını düşünürseniz, Ekşi Sözlük ben yanlış bilmiyorsam dünyada o tip şeylerin ilki. Yani o Amerika'da olsaydı onu kuran adam bu Zuckerberg olacaktı ve de o da Facebook olacaktı filan. Ama Türkiye'de olduğu için ne olmuş? 2011'den bir haber. Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu, Ekşi Sözlük'ün kapatılması için kampanya başlattı. İşte kurucusu tutuklansın diye şey başlattı falan filan. 2011'de Mehmet Baransu öyle yaparsa tabii 2023'te Ekşi Sözlük'e ulaşmaya çalıştığınızda gördüğünüz manzara da bu. Bunlar bizi... Bu işlerin, bu teknolojinin hızlı ilerlemekte olduğu yabancı ülkelerden ayıran belli başlı önemli özelliklerimizden. Yani Amerika'da hiç kimse bu ekranla karşılaşmıyor. Ama biz Türkiye'de şu haberle de karşılaştık, üstelik depremin 3. gününde.
Ben işte Türkiye Yapay Zeka'dan Anlayanlar grubu gibi bir şeyin içindeydim. Bir toplantıdaydık hatta. Biz bilgimizde bu acil kurtarma çalışmalarına falan nasıl yardım edebiliriz diye bir baktık Twitter kapatılmış. Yapay zeka falan yani o zaman önce Twitter'ın açılmasını söyleyelim. Aklımıza gelen en iyi fikir bu oldu. Şimdi ikinci yüzyılın iktisat kongresi. Birinci yüzyıla bir bakmamız lazım. 1909'da çekilmiş bir fotoğraf bu. 31 Mart vakası diye bir olaydan sonra çekilmiş. Bir tür gerici isyan olmuş. Ondan sonra işte bastırılmış falan. Gericiler ilk ne yapmış bunlar biliyor musunuz? Şeyde, İstanbul'da Maçka'da o zamanki rasathaneyi basmışlar. Bütün bu teleskopları, sismografları falan imha etmişler. Ve bu Türkiye tarihindeki ikinci imha edilen rasathane. Bir de 16. yüzyılda padişah tarafından topla yıktırılan var. Bunlar meleklerin eteklerinin altına bakıyorlar diye söylenti çıkmış. Gökyüzüne bakıyorlar ya. Böyle bir rekorumuz var yani. Dünyada böyle bir şey var mı bilmiyorum. Bu gibi olayları yani ve Osmanlı'nın işte bu bilim liginde ki pozisyonu nedeniyle başına bunların geldiğini anlayan Atatürk'ün de hepimizin bildiği böyle bir sözü var. Maneviyat için de diyor bakın. Maddiyat için falan olduğunu herhalde herkes anladı da. Maneviyat yani bir düşünce yöntemi olarak bir şeye inanayım mı inanmayayım mı ya da bir konuda fikrimi ne zaman değiştirebilirim veriye dayalı olarak o yöntemden bahsediyor. En hakiki mürşidin ne olduğundan bahsederken. Biliyorsunuz 1923'te daha işte tam da bu sıralarda değil mi? Yani kongrenin olduğu sıralarda daha şey yapılmadan, cumhuriyet kurulmadan öğrencileri, parlak öğrencileri o perişan ülke bizim ülkemiz Atatürk'ün emriyle yurt dışına yolluyor. Onların hepsi yurt dışında çeşitli bilim dallarında öğreniyorlar, çalışıyorlar, eğitim alıyorlar ve geri dönüyorlar. Bu lafı da Atatürk onlara gönderdiği telgrafta diyor. Sizleri kıvılcım olarak gönderiyorum, alevler olarak geri döneceksiniz. Devlet başkanı bu işlerle uğraşıyor. Ortalık hastalıktan kırılıyor. 1927'de verem aşısı üretimi başlıyor. 1928'de Hıfzı Sıha Enstitüsü ile üretim merkeziyleştiriliyor. Kuduz, difteri, tetanos, çiçek, bütün o yüzyıllardır Anadolu'yu kırıp geçiren hastalıkların aşılarında ülkeye ihtiyacını karşılayacak üretim sağlanıyor. Bu sadece bir iki örnek çünkü süren bitti bitecek. Şimdi artık bu ekranı göremediğim için şuraya bakayım. Bu kitabı kim yazdı? Bu kitabı Atatürk oturup Çankaya Köşkü'nde yazıyor. Açı, dörtgen, üçgen filan bu kelimeleri Atatürk düşünüyor. Çünkü daha önce müselles, bir müsellesin zaviyetanı, dahiletanı mı ne? Yani bir üçgenin iç açıları demek için böyle Arapça bir tekerleme yapmanız gerekiyor. Ve öğrenciler anlamıyor tabii müsellesin ne olduğunu. Arap çocukları anlar da Türk çocukları onun üçgen olduğunu, üç derseniz anlıyor. Babam bu fotoğrafın çekildiği sınıfta öğrenciymiş. Sivas Lisesi'nde Atatürk gidiyor. Geometri dersi veriyor, Pisagor teoremini ispatlıyor. Üstelik o kitaplar daha oraya gelmemiş. O yüzden önce işte Atatürk'e bu sınıfın akıllı kızı çıkıp bir şeyler anlatınca şey diyor. Yani işte bir bunun zaviyesi böyle filan diyor kız. Size yeni kitaplar gelmedi mi diye soruyor Atatürk. Tabii o şöyle bir kaşını çatınca bir hafta sonra kitaplar geliyor ve Atatürk normal bizim bildiğimiz Türkçe terimlerle, babam da dahil öğrenciler ilk defa duyuyor, Pisagor teoremini ispatlıyor orada Cumhurbaşkanı öğrencilere. Onlar da anlıyorlar. Neden? Çünkü Türkçe. Bir de adam matematiği bilerek, severek anlatıyor. İsmi zaten matematik öğretmeni tarafından verilmiş hatırlarsanız. Mustafa Kemal.